Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili öğrenciler ve kıymetli misafirlerimiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına hoş geldiniz. Kutlama programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın okul müdürümüz Sayın Halil Şahin tarafından yapılması. Okul müzik öğretmeni Bahar Yılmaz'ın hazırlamış olduğu koro çalışması. Öğrencilerin okuyacağı şiirler. Drama öğretmenimiz Seda Oğuz'un hazırladığı dramalı dans gösterileri ve Kral Midas adlı tiyatro oyunu. Dans öğretmenimiz Melis Dündar'ın hazırlamış olduğu hip hop dans gösterisi. Ortaokul öğrencilerinin okuyacağı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği özdeyişler. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Vatan Şehitler Anısı'na bir dakikalık saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşu için dikkat! Başka ağaçların, evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel, bugün sokaklar güzel. Elimizden tutan her el daha sağlam, daha mavi gökyüzü. Bayraklar daha yakın, bakın karşınızda yarının büyükleri. Şarkılar tutuyor gökleri. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere okulumuz müdürü Sayın Halil Şahin'i kürsüye davet ediyorum. Değerli konuklar, kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplandık. Siz veliler çocuklarımızın bayram nedeniyle hazırladığı programı umarım gururla, mutlulukla izleyeceksiniz. Ben onların sürelerini çalmamak için bir iki günün anlam ve önemiyle ilgili bir iki sözle paylaşıp sözlerimi hatırlayacağım. Bayramımızın adı Ulusal Egemenlik. Düşünün, 600 yıl boyunca tek hakimiyet, mutlakiyet ve monarşiyle yöneten bir devlet çökmüş. Küllerine yeni bir devletin kurulmasına mücadelesi veriliyor. Ülke işgali altında. Bağımsızlık mücadelesini başlatan Mustafa Kemal Atatürk ve onun yurtsever arkadaşları. Bu mücadelenin halkın, ulusun, topyekün katılımıyla olmadığı takdirde başaramayacağını anladığı için
el birliğiyle, ulusla el ele gönül gönüle başlatmak istiyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 23 Nisan 1920'de Ankara'da topladığında kürsünün arkasına hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözünü yazıyor. Bu sıradan alelade bir söz değil. Ülke işgali altında Kurtuluş Savaşı verilecek. Uluslararası egemenlikten bahsediliyor. Ne kadar önemli. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Çocuklarımıza biz bunları öğretmeye çalışıyoruz. Bir ülkenin kaderi kişilere ya da zümrelere, gruplara tabi kalırsa o kaderin geleceği aydınlık değildir. Bir kişiyi yönetir, bir grubu yönetir, bir grup kötü yönetir. Ama egemenliğin gücün kaynağı ulusta, halkta olduğu zaman halk her zaman kendi kaderini tayin eder. İşte Kurtuluş Savaşı'nda bildiği mücadelede Türk ulusunu başardığı gibi. Bizlere düşen, çocuklarımıza geleceklerine düşen egemenlik, milli egemenlik kavramına önem vermek, vurgulamak. Zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk de günün anlamıyla ondan bağlıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın milli egemenliğe sahip çıkmalarını öngördüğü için bugünü çocuklarımıza armağan etmiş ve dünyada çocuklara ithaf edilen tek bayramdır. Bu nedenle şahsınızda bütün çocuklarımızın, yavrularımızın Milli Egemenlik Günü'nü kutluyor. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Bahar Yılmaz'ın hazırlamış olduğu koro çalışması. Koroda okunacak şarkılar sırasıyla 9. Senfoni, 23 Nisan Kutlu Olsun, Bugün 23 Nisan, Biz Atatürk Gençleriyiz, Mavi Gezegen. Hayat Bayram Olsa ve Arkadaşım Eşek. Alkışlarla.
Hey!
Müsaade izlerim.
Egemenlik bizlere armağan oldu bugün. Ey asil Türk çocuğu, ecdanına bak öğün. Atatürk sana rehber, nisanlar olsun düğün. Haykır hür ufuklara, bugün 23 Nisan. Ortaokul öğrencilerimizden Arda Sevinç ve Yiğit Şen'den keman eşliğinden Dostluk adlı şarkıyı dinliyoruz. Alkışlarınızla. Özlem çizgisinde her düşünce uludur. Bu yol, insanlık yolu, Atatürk'ün yoludur. Yurtta sul, cihanda sul ilkesiyle doludur. Sevgi de yeryüzüdür, güçlü Anadolu'dur. Ortaokul öğrencilerimizden Duru Coşkun Irma, 23 Nisan şiirini okuması için sahneye davet ediyorum. Vatan tehlikedeydi. Atatürk karar verdi. Vatanı kurtaracak yine millettir dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için günlerce, haftalarca çalıştığı için. İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi. Ankara'dan yükseldi Türk'ün gürleyen sesi. Çocuklar bayram yapın, sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar bilin ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Doğan güneş sizindir. Yıldız ay sizindir. Artık vatan sizindir. Artık saray sizindir. Ey gül yüzlü çocuklar. Koşun, gülün, koşun ileri. Hayatta durak yoktur. Ya ileri ya geri. Coşkun bir rüzgar gibi ufukları aşınız. Göğsünüz kanasa da akmasın gözyaşınız. Temiz olsun kalbiniz, çelik olsun kolunuz. Şen olsun bayramınız, aydın olsun yolunuz. Bu yurdu aydınlatın her zaman. Sizindir bu ünlü gün, ünlü 23 Nisan. Dünyamıza perdeler çekenleri hiçbir zaman sevmeyin çocuklar. Onlara sevgiyi öğretin. Size batırdan dikenleri sevgiye dönüştürün yarınlarda. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Mustafa Kemal Atatürk. Ortaokul öğrencilerimizden Nehir Su Yalnız'ı Sen Ol Çocuğum adlı şiirini okuması için sahneye davet ediyorum.
çocuğum. Yurdu koruyan, yerini kuran sen ol çocuğum. Eski umut, yeni yolu tut. Türklü umut, sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, önderi inanan, sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün, sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduna güven, sen ol çocuğum. Sizler ömür çiçeklerisiniz çocuklar. Beyaz, sarı, siyah, inciler gibi. Çiçek çiçeksiniz çocuklar. Acılarınız acımız, sevinciniz tesellimiz, ümit çiçeğimizsiniz çocuklar. Ortaokul öğrencilerimizden Emir Kayra Şahin'i gitar eşliğinde dinliyoruz. Geleceğin umudu, sevinci mutluluğu, toprağın bereketi, alın teri boldu, kaldıracak evrenden köleliği kulluğu, çocuklar, sizlersiniz, sakın unutmayınız. Şimdi ortaokul öğrencilerimizden Mehmet Fatih Kurt, Yağmur Konca ve müzik öğretmenimiz Bahar Yılmaz, Fikrim'in İnce Gülü şarkısını seslendireceklerdir. Alkışlarımız.
Çocuklar, bayram yapın, sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi güçlerinizle kırın. Çocuklar, bilin ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Ortaokul öğrencilerimizden Emir Kayra Şahin, Elif Zeynep Yaşar ve Yağmur Konca Sevdim Seni Bir Kere şarkısını seslendirecektir. Alkışlarınızı tanıyorum. Samet İnci'yi keman eşliğinde dinliyoruz. Alkışlarınızla. Thank you.
hazırladığı Hint drama ve dans gösterisini izleyeceğiz. Arkadaşlarımızla sahneye davet ediyoruz. Thank you.
senelerdir yolunu bekledik durduk. Sen geleceksin diye çiçek açtı. Bahçeler, bütün ağaçlar. Leylekler yuvalarına döndü. Toprak ısındı, uyandı. Karıncalar, çoluk çocuk yollara döküldü. Hoş geldin 23 Nisan. Sana gözlerimizden sevinç, bahçelerimizden bahar getirdik. Seni kucaklamaya geldik. Köyler, şehirler dolusu çocuk. Bitecek insanlığın bu sonsuz yakarışı. Değişecek tarihin bu çileli akışı. Minik elleriniz getirecek barışı. Çocuklar, sizlersiniz, sakın unutmayınız. Şimdi beste arkadaşımızın bale dans gösterisini izleyeceğiz. Alkışlarımız. Jimnastikte bu kategoride Balkan şampiyonu. Okulumuzun drama öğretmeni Seda Oğuz'un hazırlamış olduğu Kral Midas adlı tiyatro oyununu izleyeceğiz. Alkışlarınızla sahneye davet Thank you.
Bilmeyenleri öğrensin, kral midası da. Kralından sert bir kral, sürüle. Eden karşı sert sürüle. Herkesten çok yer sever. Bu onu sona getirmiş. Bu kral midasının efsanesi. Günümüzden değil, çok eski. İnanamayacaksınız olanlara, baka kalırsınız kralın yaptıklarına. Sağmadan kralları gözü kalırsın. Sen ne düşünün? Biz sözü uzatmadan Gordon kentine gidelim şimdi. Neden Gordon kent ki? Kral midas Gordon kentinde esermiş. Midas efsanesi Filiket dayı. Kral Midas destanlar yazılmış çok önemli bir kral. Şimdiki Ankara civarında kurulmuş olan bundan neredeyse 2700. Peki neden bu kadar önemli bir kralmış? O halde söylüyorum. Kral Midas eşek kulaklarıyla tanınmış. Eşek mi? Ama neden eşek kulağı? Eşek de sesi duyma. Birileri duyacak. Ama o kadar büyük kulakları varsa bunun bir güven mutlaka mı? Hem hiçbir sır saklı kalamaz ki. Kalmış. O halde beraber anlaştık. O halde başlasın Kral Midas'ın eşek kulaklarının öyküsü. Kral Midas en güzel melodilerin çalınmasını istemişti. İstemekle kalmayıp tüm ülkedeki müzisyenlere de haber sandık. Onların başarılı olanlarını çağırdık ve siz de katılırsan bir yetenek yarışması düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğiz. Harika. Bugün mü olacak? Evet. Kral Midas bir yetenek yarışması düzenleyecek. Bana en güzel kıyafetlerimi hazırlatın. Peki kral. Ya çıksanıza. Ben yeneyim. Siz o sırada diğer jüri üyelerine haber yarışma.
yarışmanın sonucuna. Ben de puanı veriyorum. Kazanan o olsun. Ama bu adil olmadı ki. Adaletten bana ne? Sonunda ben kazandım, ona bakalım. Ben koskoca Apollon. Bir adım var ve gururum. Ben yerimle meşhurum. Adımı nasıl duyururum? Bir dinlerken hoşuna gitti. Yarışma deyince iş değişti. Kral hemen karar değiştirdi. Bu haksızlığın öder bedeli. Yenge hiç gelemeyen akıllı Apollon. Ama Pant! Sonuçta o da ikinci oldu. İki kişilik yarışmanın ikincisi. Çaktırmadan sonuncu dedim. Devam et bakalım kral. Sabrımın sınırlarına gezin sen de. Zor olacaklar için beni de kendi sorumlu tutman gerekecek. Bakın nasıl yandan cismler ödedi. Ne yapalım? Sonuncu, sonuncu olma durumu açma da Apollon. Aman Far, nereden buluyorsun böyle esprileri? Aman kralım, Apollon'u sinirlendirmeyelim, gazabı üzerimiz olmasın. Olmasın bence de. Yine bir atış olsa ne kadar gelecekler? Anlaşılma olamayacaksınız siz. Neyi? Madem sen sevgili kral, güzel olanı değil, sadece canın istediğine oy verip haksızlık yapacaksın. Cezasını bulacaksın. Bundan böyle kral Midas'ın kulakları eşek kulakları. Kulaklarım oldu birden kocaman. Ne yaptın bana zalim Apollon? Kulaklarım oldu birden kocaman. Kulaklarım oldu birden kocaman. Ne yaptın bana zalim Apollon? Herkes diyecek eşek kulaklı seninkisi. Ben bu utançla yaşamam. Bundan bana sırrım olsun bu. Halkının kocası hakkını öğrenmişsen sonra Kral Midas o günden sonra başına geçirdiği şans güne gezer. Halkı bunu fark etmiştir. Ne olduğunu merak etmeye başlar. Herkesin aklında o şarttan altında neler sakladığı vardır. Kel olduğunu söyleyen de çıkar ve sonunda kulaklarının irileştiğine dair türlü türlü laflar edilir. Konuşmamak ve sırrını paylaşmamak ona hiç iyi gelmez. Of! Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Eyvah! Bu tarafa doğru geliyor. Hemen kaçıyordum. Of! Kralım iyi misiniz? Bana nasıl olduğunu sormayın demedin mi? Affedersiniz kralım, ağzım olsun. Size yardım etmeme izin var. Kralım odaya şapkayı taktığınızdan beri kendimiz kalmadı. Aman kralım, size başka bir şapka mı taksam? Hatta şapka takmasak. Kralı şapkalasak da mı güldürse, şapkalamasak da mı güldürse? Bana gülmeyin, beni güldürmeye çalışmayın. Benim gülecek bir tarafım yok. Şaka yapmak istemiştik kralım. Buyurun, oturun. Şimdi karşınızda uzak diyarlardan, gelecek zamandan bir soytarı getirdik. Zengin olduk demek. Ama
Zaten zengin miyim? Daha fazla olsun, çok daha fazla olsun. Yani en zenginiz artık. Kreşe. İstek isterken sanırım abartıya kaçtım. İstemem altın altın. Suyum, yemeğim artık her şey altın oldu. İstemem altın altın. Kraliçem geriye dönsün. Sonunda gelebildin Midas. Seni bekliyordum. Beni mi? Bir süredir ama neredeyse ümidimi kesiyordum. Ümit mi? Ama neden? Kendini odan acıdın. Odan ne aldın ki? Aklın çalışırıp bundan sonra ne yapabileceğini kendine bir dakika bile zaman ayıramadın. Şimdi kendindeyim. Ne yapabilirim? Su içemiyorum. Yemek yemiyorum. Sevgili kraliçeme bile dokunamıyorum. Hani susuzdun. Halkın için istemiştin. Kendimi avutmuşum. Hadi git o zaman. Parkta ısırmanda parklan yıkan. Geçer. Bu kadar mı? Ne olsun git patla bu sırmanda patlan geçer. Teşekkür ediyorum. Bir dakika koşarak İmmer gider kraliçeden normale döner. Kendi kovalığında üstünü gücünden kurtulmuştur. Hatta gözünü almasak da o ırmakta günümüzde bulunan altın parçacıklarının bu efsaneden kalma olduğu anlatılmış. O günden sonra keyifleşir. Bu efsane de burada bitmiş. Ülkemiz. Yurtta ve dünyada barış ilkemiz. Çağdaş uygarlıklara yarış ülkümüz. Uygarlık yoluna düşün çocuklar. Engelleri bir bir aşın çocuklar. Okulumuz dans öğretmeni Melis Dündar'ın hazırlamış olduğu hip hop dans gösterisini izleyeceğiz. Alkışlarınızla. Thank you.
Bayram, bugün Atatürk'ündür. Yüreğinden kim almaz bugün yüce atamı? Bugündür çocuklara bayramların bayramı. Şimdi de ortaokul öğrencilerimizden Atatürk'ün söylemiş olduğu özdeyişleri dinleyeceğiz. Çocuksuz ev meyvesiz ağaca benzer.
Atatürk diyor ki, biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa örnek olmuş bir milletiz. Biz de diyoruz ki, Türk gençliği zaman ve zemin ne olursa olsun insan olmanın onur ve gururunu koruyacak, hürriyet ve bağımsızlığı kendine hedef edinecektir. Özgürlük ve barış sağlamada, hatta tüm dünyaya taşımada engel tanımayacaktır. Gelecek 23 Nisan'ları daha bir coşkulu, daha bir heyecanlı kutlamak dileğiyle, bize bu günleri armağan edenleri saygıyla selamlıyoruz. Ne mutlu 23 Nisan'ı yaratanlara, ne mutlu 23 Nisan'ı yaşatanlara, ne mutlu Türk çocuğu olanlara. Değerli misafirlerimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programımızın burada sona ermiştir. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyor. Bir kez daha mutlu bayramlar diliyorum.